Pazardan aldığım kurutmalık acı biberleri yıkadım. Şimdi saplarından ayırıp ortadan ikiye dileceğim ve güneşte kurutacağım. Ortadan ikiye ayırdığım biberleri güneşe serdim, kuruttum. Şıkır şıkır olana kadar. Harika oldular gördüğünüz gibi. Şimdi çektirmeye gidiyoruz. Evet. Şimdi makineden çektiriyorum. Birazını toz biber, birazını tuz biber olarak. Kaç kilo geldi? 3 kilo 846. 4 kiloya yakın biber çıktı. Çift eldiven takıyorum çünkü biberler çok acı. Biberleri çektirmeden önce bir miktar ayırıyorum gördüğünüz gibi. Ben bunu atom yapıyorum. Süzme yoğurdun üzerine zeytinyağında kızdırdığım biberleri gezdirip servis ediyorum. Harika bir lezzet. Biberleri iki bölüm çektirdim. Birazını pul biber olarak, birazını toz biber olarak çektirdim. Şimdi bunları bir tepsinin içerisinde yağla, tuzla ovalıyoruz. İyice rengini verene kadar. Bunu neden yapıyoruz diye soran arkadaşlar olabilir. Tuz ve zeytinyağı biberi daha güzelleştiriyor. Daha güzel lezzet veriyor. Aynı zamanda böceklenmesini engelliyor. Yani kısacası biberi besliyor ve koruyor. Bir güzel ovalıyoruz. Her tarafına eşit şekilde yağ ve tuz dağılana kadar. Şimdi size şöyle göstereyim arasındaki farkı görmeniz açısından. Elimdeki biber yağlanmış, tuzlanmış biber. Kaşıktaki normal, doğal hali. Aradaki farkı gördünüz. Yağlanıp tuzlanan biber daha güzel oldu. Hepsini bu işlemden geçirdim. Poşetlere doldurdum. Sizlerin de kendi biberinizi kendinizin yapmasını tavsiye ederim. Bir kere yaptığınızda zaten arasındaki farkı göreceksiniz. Bir daha asla dışarıdan biber yemezsiniz. Size çok fazla görünebilir bu biberler. Fakat biz bunu bir yılda tüketiyoruz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.